1960'ların ortalarından günümüze kadar gelmiş çok ama çok efsanevi bir otomobil. Bugün otomobil dünyamda Ford markası içerisinde kendine özgün adeta bir marka olmuş ve günümüze kadar da bu efsaneyi, bu marka olma geleneğini devam ettirmiş çok özel bir otomobil arkamda duruyor. Ford'un Mustang'ini bugün otomobil dünyamda detaylıca test edeceğiz. Model son nesili test konumuz ve özellikle son neslinde artık biraz daha dinamik bir tasarıma kavuştu. Neden? Çünkü yerini aldığı versiyona göre Mustang biraz daha basık bir profile sahip. Son dönemde birçok üreticide olduğu gibi Ford'un da bu akıma uyduğunu görüyoruz. Bu basık olan profilinden dolayı Mustang kesinlikle çok dinamik bir tasarıma sahip. Zaten Amerikan efsanesi genel tasarımıyla çok beğenilmesinden dolayı bu kadar uzunca zamandır bu efsane olma yeteneğini devam ettirebiliyor. Burada özellikle Mustang'in son neslinde benim çok fazla dikkatimi çeken bir detay var ki o da B sütununun bu otomobilde artık kullanılmıyor olması. Bu durum modele biraz daha hani bilindik o kupe havasını vermiş olsa da bence çok daha modern bir hava katmış durumda. Ve Mustang arkasında da yine çok radikal olmayan bir değişimle karşımızda. Buradaki bu tasarım dili 60'lardan günümüze kadar adeta korundu diyebiliriz. Ve günümüze kadar uğradığı modern yorumlarla bence hala çok şık görünüyor model. Amerikan efsanesinde Ford 5 litrelik atmosferik bir motora yer veriyor ve Avrupa pazarına daha uygun 2.3 litrelik bir EcoBoost tipi motora da bu otomobilinde özellikle Avrupa pazarında daha elverişli olan EcoBoost tipi bir motora da yer veriyor. Ben bugün 5 litrelik daha güçlü versiyonu kullanıyorum. Wow! Litrelik Amerikan klasiği 8 silindirli bu motorda 420 beygir güç ve 530 Nm tork değeri var. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Özellikle bu kadar büyük hacimli bir motor ve 8 silindirli bu motorun çok çok üst devirlerde atmosferik olmasından dolayı çok çok üst devirlerde tadını çıkartabiliyorsunuz ve Amerikan klasiği oldukça gürültülü bir karakteristik var bu motorda, bu otomobilde. Çok çok maço, çok çok serseri bir karakteri var. Kesinlikle Mustang'in. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Çok gürültücü olan bu motor 1.7 ton ağırlığındaki Mustang'e 5 saniye civarında bir 0-100 değeri veriyor. Ve bu 0-100 değerini bu otomobilde kanının sol damlasına kadar hissediyorsunuz. Amerikanlar da özellikle Mustang gibi modellerinde arka dön itiş konusunda oldukça artık başarılılar. Yani bu otomobillerle de oldukça güzel pozlar verebildiğiniz drift pozları da verebiliyorsunuz ki bu konuda bu otomobilde kesinlikle çok çok yetenekli olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Burada Avrupalılardan ve Japonlulardan en büyük farkı ise bu otomobilin Amerikalıların konforlu olma isteğinde.
sebeplerden dolayı bu otomobilde gövde salınımlarını çok fazla hissediyorsunuz. Yani bu kadar yüksek güçlü bir otomobil özellikle konfor bakımından da oldukça iddialı. Viraj limiti özellikle süspansiyonların yumuşak yapısından dolayı bu otomobilde biraz daha düşük Avrupalı rakiplerine nazaran böyle bir karakteristik, böyle bir durum var bu otomobilde. Ancak yanlama yeteneğini çok başarılı buldum bu yumuşak yapısına rağmen. Çünkü bunu yaptığınız durumlarda özellikle yumuşak yapısından dolayı ani yön değişimli drift kaymalarında, yanlama eğilimlerinde, daha doğrusu bu otomobilde gövde salınımlarını fazlasıyla hissediyorsunuz. Bu yumuşak yapısının farkında olan Ford da burada özellikle otomobilde elektronik diferansiyel kilidine yer vermiş. Bu kilit özellikle işte performanslı kullanımlarda gücü arka tekerlere daha optimal bir şekilde dağıtıyor ve bu sayede daha etkileyici, daha güvenli bir tutunma sağlanıyor Mustang'de. Duyuyorsunuz, muhteşem bir sesi var modelin. Ben bugün 5 litrelik bu versiyonu 6 ileri otomatik şanzımanla kullanıyorum ama kesinlikle 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonunu tercih ederdim. Niye derseniz eğer özellikle manuel kullanımları geçtiğiniz zaman viteslerin şanzımanın biraz daha hızlı olmasını ve özellikle performanslı kullanımlarda vites düşürmek istediğiniz durumlarda biraz daha üst devirlerde size geri dönüş yapmasını bu şanzımandan bekliyorsunuz. Ancak bu haliyle de bu olarak kesinlikle çok büyüktü. Şimdi 5 litrelik bu makine özellikle atmosferik olmasından dolayı size çok çok net, çok canlı gaz tepkileri sunuyor. Yani özellikle doğru vitesteyseniz ve biraz üst devirlerdeyseniz gazın sizinle kurduğu iletişim biçimi gerçekten ama gerçekten çok ama çok etkileyici. Bu otomobil size çok çok pahalı hissettirmiyor ancak geleneklerine bağlı olduğunu hissini kesinlikle her detayında Mustang özellikle sürüş sırasında size verebiliyor. Bu camların basık yapısı, dar yapısı, sportif algıyı desteklerken konsolun dik ve oldukça yükseğe konumlandırılmış olma durumu ve kaputun neredeyse ön iç bükeyin haricinde tamamını görebiliyor olmanızdan dolayı 60'lardaki versiyonun algısını dahi bu otomobil size vermeyi başarabiliyor. Gerçekten ama gerçekten bu otomobil her detayıyla efsane olmayı hak edecek bir potansiyele sahip. Şanzımanı manuel modu aldığınız zaman atmosferik ünitenin tadını fazlasıyla çıkarabiliyorsunuz. 7000 devire kadar Mustang devir çevirmeme izin veriyor. Özellikle bu haliyle kullanmadan önce hani önüyle arkasıyla limitte kontrol edebilmenin çok da kolay olacağını düşünmüyordum. Ancak kullandıktan sonra bu disiplinde korktuğum kadar da bir karakterisinin çok ürkütücü bir boyutunda olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Burada otomobilin ön ve arkasıyla kayma disiplinlerini yaratabilme opsiyonlarını size otomobil fazlasıyla sunabiliyor. Yani bu disiplinde otomobille yeterli iletişimi kurabiliyorsunuz. Burada Ford'un Mustang'in de sürüşü iyileştirecek dikkat çekici sürüş modlarına yer verdiğini görüyoruz. Bunlar Sport, Pist, Car modları. Bu modlarda otomobilin özellikle karakterisinde ciddi değişimler oluyor. Özellikle Pist modunu aldığınız zaman elektronik sistemler sınırlı düzeyde devreden çıkıyor. Ve özellikle arka taraftaki tork dağılımı biraz daha dengeli yapıya geliyor. Daha güvenli bir sürüş yapabilmeniz adına. Sport modu var bir de. Bu modda biraz daha böyle hani çok stresli olmayan sürüşler yapmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir mod. Ancak bunlara ek olarak isterseniz otomobilin özellikle elektronik sistemleriyle sürüşü kontrol eden elektronik sistemlerini farklı şekillerde optimize etmeniz de bu otomobilde mümkün olabiliyor. Mesela sadece çekiş kontrolü devre dışı bırakabiliyorsunuz. Veya sınırlı kaymaya izin verecek düzeyde elektronik sistemleri ayarlayabiliyorsunuz. Veya isterseniz elektronik sistemleri bu otomobili tamamen çıkartıp devre dışı bırakıp arkanın ışın tadını çok daha fazla çıkartabiliyorsunuz.
arkasındayız. Porsche GT3 911 GT. Wow! 9000 devire kadar 475 beygiri çevirmeme izin veriyor bu otomobil. Muhteşem bir imbeler.